Hasan abi selamünaleyküm. Nasılsın? İyisin inşallah. Ee, böyle çok gerçekten de hemiyetli gördüğüm bir mevzu var. Bunu sana sormak e, zorundayım. Öyle gördüm yani. Dedim sana sorayım. Ee, bizim dershanede kalan bir kardeş var. E, lise 3, lise 4. Ondan sonra. Bu sizin derslerinizi takip ediyor. Dershanede kalıyor, kitap okuyor, şey yapıyor. Ondan sonra. E, sizin bu ehli dünya ile ihtilat etmediği dersiniz varmış abi galiba. iki tane mi, üç tane mi galiba ders varmış. Bu dersleri izledikten sonra sizin o derste söylediğiniz bazı şeylerden yola çıkarak bu kardeş bazı kanılara varmış. Ve biz ne yaptık, ne ettik bu adamı ikna edemedik. Hasan abi böyle diyor, ben sizi kesinlikle dinlemem diyor. Ee, i̇ddiası şu abi arkadaşın diyor ki, dışarıya siz öyle demişsiniz derste. İşte bu fikirden çeviremiyoruz adama. Dışarıya tebliğ yapılmaz, hizmet bitmiştir. Artık hizmet diye bir şey yok. Hizmet-i risale Nur yapmış. Biz sadece kendi aramızdaki uhuvete bakacağız. Dışarıdaki bir adama İslam'ı, Allah'a din imanı anlatmayacağız ehli dünya potansiyelinde olan yani dünya kendini kaptırmış adamlarla kesinlikle ihtilat etmeyeceğiz. Adam çoğu akrabasının e, iletişimi kesmiş. Anne babasına bile soğuk davranıyor. Arkadaşlarının hepsinin telefon numarasını silmiş telefondan. Ondan sonra kimseye selam sabahı kesmiş adam. Yani bir tek diyor. Tebliğ diyor dar dairedeki adama yapılır. Nurcu'ya yapılır. E, yani böyle bir düşünce. Dışarıda mesela diyorum dışarıda bir yeni bir adamla tanıştım. İslam'ı anlatsam yok diyor. Hasan abi demiş ehli dünyayla itirat etmeyeceğiz. Yanlış. Şimdi abi bir Allah için <laughs> yani gerçekten şey bir durum. Biz bu adam Melesa'da kalıyor. İkna edemiyoruz. Ee, sen bir ses kaydı atsan dedim. Gerçekten faydası olacağını düşündüm. Ee, yok, beni diyor Hasan Akar'dan başka kimse ikna edemez diyor. Ondan sonra ee, abi senden mü müsait bir vaktinde bir ses kaydı bekliyoruz. Allah razı olsun. selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleyküm selam. Kardeşim, her bir hakikatın dört meratibi var. Ağaçtaki gibi çekirdek, ağacın sonucu olan meyvesi, ağacın sureti olan görünüşü, ağacın batınısı olan makine tarafı. Evelruhu, ahiruhu, zahiru, batını. Allah Resulü'ne uygulayayım. Allah Resulü miraca gitti aleyhissalatü vesselam. Kainatın ustadımızın tabiriyle makinalarını, tezgahlarını gördü. Kendi nurundan herkesin yaratıldığını gördü. Ama geldi Bedevilere kanaat etti. Tebliğ devam etti. 30 küsur defa Ebu Cehil'e gitti. Ondan sonra Ebu Cehil'e gitti. Ama Lefi Mahfuzu da gördü. 16. lemada Lefi Ezeliye diyor. Lemalarda 16. lemada. Lefi Ezeli nadiren insan girer ezel ebedi olmuş olacak. Bak olmuş olacak olmamış. Muhtemel ihtimal her şeyde var. Levezeli de girmiş görmüş. Ebu Cehil'in kafir olduğunu da mutlaka görmüştür. Cehennemi gördü diyor. cenneti girdi diyor. Peki bunu bildiği halde geldi Ebu Cehil'e niye tebliğ etti? Bunu biliyor. Nasıl bu? Allah bilmem belasını verdi. Daha ben neye uğraşacağım demedi. Kardeşim Kafamızdaki itikat ayrıdır. Kalbimizdeki iman ayrıdır. Elimizdeki şahsiyeti Muhammediye ve Cenab-ı Hakk'ın taayyunu ve teşahhusu ayrıdır. Eylemimiz ayrıdır. Hepsi ayrı bir muktazi ister, iktiza eden sebepleri ister. Adetullah kanunları ister. İnsanda üç tane şahsiyet vardır. Bir, beşeriyet. İki, ubudiyet. Yani beşeriyet eylemlerimiz. Beşeriyet değil mi? beşeriz yani. Anneyiz, babayız, evladız, oğluz, komutanız, öğretmeniz, hocayız falan. Onların iktiza ettiği Allah'ın adetullahına mükellefiz demektir. E bu beşeriyet. Gir içeriye, ubudiyet. Orucum var, namazım var, tefekkürüm var. Heh. Bir de bu vazife vazifedarlık. Tebliğ edeceksin. Tebliğ, bak beşeriyet, ubudiyet, vazifedarlık, ders, dersi. Kafamızdaki anlayışlarla amel, o itikadımızı, imanımızı, anlayışımızı oluşturur. Ama eylemimiz farklı olur. Allah Resulü'nün mesela Ebu Cehil'in iman etmeyeceğini bilmiyor muydu? 40, 40 tane münafık vardı Resulullah zamanında. Yanındaydılar. Ama sen münafıksın demedi. Onlar hep tebliğ etti. Yanından ayırmadı, kovmadı. Ve sır kağıdı bir nesip söyledi. Ama nasıl bu kafirdir, iman etmez değil. Çünkü Allah'ın o esmasına mazariyeti ister. Allah gaypları bilmiyor mu? Lemalarda geçiyor. 11. le Gayb. Niye tesettür iktiza ediyor? Niye banyo örtünüyoruz? Allah'tan başka kimse yok ki. Niye peştemal kullanıyoruz? Niye örtünüyoruz? Çünkü Allah Cemil ismi onu iktiza ediyor. Batın ismi her şeyimizi biliyor. Yani esmalara mazariyet için tebliğ edeceğiz. Sebap için tebliğ edeceğiz. Emir olduğu için tebliğ edeceğiz. Vazifemiz de olduğu için tebliğ edeceğiz. Kendimiz kendimizi inşa etmek için tebliğ edeceğiz. Onu diyen, ben petrolü doldururken, a, arabayı petrol ofisine yani, yanaştırıyorum. Doldurana kadar bu adam bana, A, a pe, petrol aldın, bana iki kelam ne etmedin ahirette dediği bana hesap sormasın, davacı olmasın diye ben petrol doldurana kadar, benim yakın dostlarım biliyor. Yani yüzde %90-95 mutlaka o pompacıya bile bir şey anlatıyor. Ondan sonra bana zıt olan, biliyorum Aleyhim'de konuştu. Mesela kürsüde konuştum. Şeyde icazet, hafızlık icazet töreninde konuştum. Ondan sonra bana da şey vermişlerdi, konuşma, Kur'an hakkında konuştum. İndim aşağıya, o, o hafızlık kursunun hocası, ya dedi senin köylün böyle böyle dedi, ona sitem etmiş. Senin köylün, köylümüzden birisi. Ona nasıl çıkarırsınız bunu? Niye çıkarıyorsunuz? Hocalık vasfı mı var bunun? Resmi midir? Bir sürü saymış dedi ya. <laughs> ben dedi fitne olsun diye söylemiyorum. Bildi dedi yani senin kölün şu. Bunu bildim ve indim köy çıkarken o adam yolda yaya çıkıyordu yaşlı. Aldım o dayın haber nasılsın? Hiç onunla muamele etmedim yani düşünceme göre muamele etmedim. Ne gerekiyor? Söyle yaptım. Kardeşim. Ayette var diyor ki Allah hatalarından dolayı ceza vermeye kalksaydı daha hiç kimse yaşamazdı ki hepimiz giderdik. Allah muhlet veriyor, ihmal etmiyor. E sen de muhlet ver. Onun atasını düzelteceğim. Ha ne diyor o? Eli dünya ile ihtilat etme. Tebliğ ederiz. Ondan sonra ama beşeri münasebetlerimizi yaparız ama onunla arkadaş da oluruz simit koparırım, kalem veririm ama dost olmam. Çünkü sirayet eder, uzak dururum. Yaşantı bakımından uzak dururum. Yani demek ki yani insanın dört tane esmaya masaliyeti farklı şeyleri iktiza ediyor. Bildiğimiz alemle kafamızdakiyle eylem yapmıyoruz Resulullah şey yaptığı gibi. Ondan sonra Hatta o sır katibi biliyordu. O da sır şey bozmuyor. Risalede geçmiyor mu? Perdeyi yırtmayınız diyor. Ha ne yaparız? Ne gerekiyor? Bakıyorum ben mesela Sima'dan biraz meşgul olmuştum. Hafif bir şey anlıyorum güya. Bakıyorum Sima'sı dibe vurmuş. Belki de cenab et. Ama ben anlatıyorum. Sen istersen anlatma. Ben anlatıyorum anlatacağım da. Anlatacağım da. Mezara gelene kadar da anlatacağım. Çünkü peygamberlerin en büyük vazifesi tebliğdir. E, eksik düşünüyorsun kardeşim. Eksik düşünüyorsun. Lefi mahfuz kimseye açılmamış. Eyle dünyayla ihtilat etmemek demek onlarla dost olmak, yatıp kalkmamak, onlarla dava birliği yapmamak. Yani e, arkadaş oluruz, akrabamızdır. Dost olmak, onunla hizmet birliği zaten yapamazsın ki. Yok nur talebelerine tebliğ edilir. Nur talebelerine de tebliğ edilmez ki zaten biliyor. Nurcular hepsi benden niye biliyor? Nur talebelerine neyi tebliğ edeceğim her şeyi biliyor. Tamam mı? Kime tebliğ edeceğiz? O, kim, o olmasın, bu olmasın. Kime edeceğiz ne kardeş? Ö, eğer ehli dünya tebliğ edilmesiydi Hazreti Ömer radiyallahu anh Müslüman olur muydu? Ya. Onun için eksik düşünüyorsun. Yani e, şeyin meratiplerin muktezalarını, eylemsel hallerini idrak edemiyorsun. Beşeriyetin bir şey iktiza ediyor, onun eylemi var. Ubudiyetin bir şey iktiza ediyor, onun eylemi var. E, vazifedarlığın bir şey iktiza ediyor, onun eylemi var. Koca mısın, evlat mısın, kardeş misin? Bunları yapacaksın, kul musun? Tamam mı? o eksik düşünüyorsun kardeş. Yapma onu. O sildiğin telefonları tekrar kaydet. Onları bir bahaneyle gene ara. Onlara tebliğ et. Bu tebliğ senin ihtiyacın var. Bir de şu şu daha önce tebliğ dinledin. Onlar nasıldı? Bu anlayışa nasıl geldin? Onu da izah edeyim. O yanlış mıydı? Hayır doğruydu. Şimdi Mektubatta ketali kudureri fe bakar diyor. Yani hadiste e, o hınzir olarak geçiyor. Ketali kudureri fe anakil hınzir diye. Hınzir yani domuza inci boncuk e, böyle inciler şeyler takılmaz. Boncuk takılır. Yani domuz gibi bir fıtrat. Hak ve hakikati bilerek reddediyor, itiyor, dalga geçiyor, alay ediyor. Din düşmanı, Bunlara tebliğ edilmez. Bunlara tebliğ durur. İki, gene mektubatta söylüyor. Avukat gibi kendi bildiğini savunan, mesela akrabaların arasında çok oluyor. Gittiğin zaman onlara bir şey anlatayım diyorsun. Yani dinin desini bilmez, topun tesini bilmez. Yani sana söz bırakmaz. Yani hak, hakkın ve hakkaniyetin taraftarı değil, müşterisi değil. Bir öğrenme, bir arzusu yok. Hele eder böyle. Açıyorsunuz kaçı böyle. Tipler oluyor. Bunlara da tebliğ yapılmaz. Hakka ve hakikate hürmetsizlik olur. Yani adam hakikaten müşteri olmuş. Akrabandır. Ümten ne bileyim bir yerde görmüşsündür. Adam dinliyor böyle. Yani onun kalbini bilmiyoruz. Ama avukat gibi kendisini savunmuyor. E, sen bir şey söyledin ben de bir şey söylüyorum. Bilgiçlik taslamıyor. Ondan sonra domuz gibi böyle hak, Hakk'a hücum etmiyorsa buna tebliğ devam eder. Yani değilse. Onun için e, bakacaksın böyle, ferasette olacaksın. İçimizdeki e, itikadımız, imanımız, anlayışımız olmakla beraber o bizi koruyacak. Onun için kuvve-i zirmez e, ezilmez o zaman. Yani acaba ben mi tebliğ edemedim, ben mi yapamadım diye üzülmesin. Onun de tutarsın o niyetini. Biz karınca kaderince iktidarımız kadar anlatırız. O karşıdakine bakarız böyle. Belagat ehli olacaksın. Muktezai hale mutabık hareket edeceksin. Baktın ki dinliyor. biraz müşteri gibi. Biraz ala kadar böyle. Biraz deştin yani böyle dürttün. Baktın müşteri dinliyor. Allah Allah böyle şey yapıyor. Meraklı yani. Ona tebliğ devam edersin. Baktın ki hiç alakasız. Hiç vurdum duymaz. Ee, hani var ya ilan suyu içer, zehir akıtır. Arı suyu içer, bal akıtır. Alagat ehli olacaksın. Böyle bakacaksın. Dinliyorsa anlatırsın. Dinlemiyorsa gayet anlatmazsın. Bırakırsın. Aslında Risale-i Nur'u ustad neşederek tebliği yapmış. Çünkü nasibi olan yani niyeti halis olanı Allah bir vesileyle nasip ediyor. Ondan sonra merakı da olan mutlaka buluyor. Artık küre yar, dünya bir şehir gibi olmuş. Buna da inancımız böyle ol olmakla beraber bu inancımızı da koruruz. O tebliğdeki o şeyi söylediğim Risale-i Nur tebliğ etmiş kardeşim. Neşredilmiş mi? Tamam. Ona gelen zararları elimizden geldiği kadar def etmeye çalışıyoruz. Yani ondan sonra Risale-i Nur bu vazifeyi elhamdülillah yap, yaptı ve yapıyor. Üzerimizden aldı gibi geliyor bana. Aynen öyle. Oldu. Hadi tekrar Ramazan'ınız mübarek olsun. Bana da dua edin. Bana da dua edin inşallah. Dua edin dua. Hakikaten dua yani nasıl o şeydir böyledir böyledir deyip de geçme. En azından de ki Allah razı olsun ya. Biz böyle deyin. Ramazanınız Allah kabul etsin. Mübarek olsun. Tuttuğunuz oruçlarınızı, kıldığınızı, namazlarınızı, okuduğunuz risaleleri, tefekkürlerimizi, evratlarımızı, Hizbul Kur'an'ımızı, Hizbul Hakayki Nuriyelerimizi, okuduğumuz Kur'an'ları, sadakalarımızı, fıt, fıtırlarımızı, zekatlarımızı Allah kabul eylesin evvel ahir tavsiyem Ramazan epey geçti değil şey yapmayın yapmamışsanız hemen eyleme geçirin ama mutlaka evde teravihleri kılın mutlaka yapamazsanız hiç yapamazsan bari 8 rekat kıl e, ve mutlaka kızını arkaya oğlunu arkaya hanımını arkaya al yani cahilin cahile a, aminin amiye ümminin ümmiye imameti caizdir mutlaka cemaat yapın bir yerde, bir camiye, bir dershaneye bedel bütün evlerimizi dershane ve camiye çevirelim. Mutlaka ama bak kardeşim, mutlaka teravihi kıldırın, çocuklar onda mahrum olmasın. Kurbanı bile çocukları götürün, kurbanı görsün kesimi. O kan akmaktaki insanı yapılandırmayı da görsün, kan dökme olmasın onlarda diye. Mutlaka teravihi görsün, teravihsiz sakın geçirmeyin evi. Hadi tekrar selamünaleyküm.